Salonda spor yapmak sadece birkaç egzersiz yapmaktan ibaret değildir. Aslında bu bir yaşam tarzıdır. Formda kalmak ve kas yapmak için çok çalışıyor ancak bir türlü başarılı olamıyorsanız sorun antrenmandan sonra ne yaptığınızla alakalı olabilir. O halde şimdi bahsedeceğimiz bu hataları yapmaktan kaçının ve sonuçlarınıza kendiniz şahit olun. Hak ettiğinizi düşünüp daha fazla yemek yemek. Daha yoğun çalışmanın ödülü olarak daha fazla yemek yeme hakkı elde etmişsiniz gibi gelebilir ancak o en sevdiğiniz şey olan pizza aradığınız ödül olamaz. 10 dakikada yediğiniz sağlıksız yemek spor salonunda birkaç saatinize mal olabilir. Aç kalmak. Antrenman yaptıktan sonra iştahınızın olmaması doğal bir durumdur. Ancak spor salonundan sonraki bir saat içinde uyguladığınız diyete uygun bir şeyler yemeniz gerekir. Doğru şekilde beslenmediğiniz takdirde vücudunuz antrenmandan sonra kendini tamamen onaramaz ve bu daha fazla kas yapmanızı engeller. Protein katkıları almak. Antrenmanın ardından bir protein karışımı içmek genel anlamda çok iyi olur. Ancak antrenmanın başında daha fazla karmaşık karbonhidrata ihtiyacınız olur. Bunlar daha sıkı kaslanmanızı ve eklemlerinizin maruz kaldığı basınca dayanmasını sağlar. Bunun için örneğin protein içeceğinize bir muz ekleyin ancak aşırıya kaçmayın. Çünkü muz fazlasıyla kalorilidir. Her zaman sadece tavukla beslenmek. Kolayca sindirilebilir olduğu için tavuk harika bir protein kaynağıdır. Ancak kaslarınızdaki ağrıların arttığını hissederseniz menünüze biraz balık da ekleyin. Bu kaslarınızın ağrısızı çekmeden onarılmasını sağlayacaktır. Proteinli enerji atıştırmalıklarına güvenmek. Evet, bu atıştırmalıkların paketinde şekersiz oldukları yazsa da açıklamaları dikkatlice okumalısınız. Bazı protein atıştırmalıkları şekersiz olsa da tatlıdır. Çünkü bunun için yapay tatlandırıcılar kullanırlar ve bu madde midenizi alt üst edebilir. Ayrıca şekersiz tatlandırıcılar tatlı isteğinizi tetikler. Dolayısıyla kendinizi bu atıştırmalıklardan uzak tutmanız yararınıza olur. Bol sıvı tüketin. Sadece %2 sıvı kaybı performansınızı 4'te 1 oranda azaltır. Ve sözde spor içeceklerinden de uzak durmaya çalışın. Gerçek şu ki, bu içecekler genellikle şeker içerir ve beslenmenizde bu içeceklerin hiç yeri yoktur. Bunun çözümü susuzluk hissetmeseniz bile düzenli olarak su içme alışkanlığı edinmenizdir. Takviyelere fazla güvenmek. Hayır, bunlar sizin için kötü değildir ve doğru miktarlarda aldığınız sürece herhangi bir zararı da olmaz. Ama yine de ihtiyacınız olan şey kaliteli beslenmektir. Bırakın spor takviyeleri sadece takviye olarak kalsınlar. Daha fazla proteine ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz ancak kilolarca tatsız tuzsuz tavuk yemek istemiyor musunuz? O zaman bir protein içeceği yapıp onu için. Spor sonrası esneme hareketlerini atlamak. Antrenman öncesinde değil ama sonrasında en iyi şey esneme hareketleri yapmaktır. Bu hareketleri antrenman öncesinde yaparsanız kaslarınız antrenmanın sebep olacağı gerginliği hazırlayamazsınız. Ancak egzersizlerden sonra esneme için 15 dakika ayırırsanız kaslarınızın kendini onarması çok daha kolaylaşır. Siz de bu sayede çok daha az ağrı sizi hissedersiniz. Hareketsiz kalmak. Tabii ki vücudunuzun dinlenmesi gerekir ama siz yine de aktif kalmaya çalışın. Mesela bir yürüyüşe çıkın, tek bir yerde oturmayı gerektiren işlerden kaçının veya en azından bunları ayakta dururken yapmaya çalışın. Bu kaslarınızın aktif halden dinlenme moduna sorunsuzca geçmesini sağlayacaktır. Köpük rulo kullanmamak. Bu rulolar ağır bir antrenmandan sonra vücudunuzdaki ağrıların yarısını alır. Spor salonunda yaptığınız esneme hareketleriyle birlikte bunu da yapın ki bu sayede değerli zamanınızdan tasarruf edin. Tam tersi bir etki yaşamak istemiyorsanız aşırıya kaçmayın. Çünkü bu kaslarınız üzerinde yine stres yaratır ve çok fazla stresle egzersiz yaptıktan hemen sonra arzulanan bir şey değildir. Abartmak. Antrenmanlarda aşırıya kaçmaktan bahsetmiştim. Bazen antrenmandan sonra kendinizi güçlü hissedersiniz. Vücudunuzdaki adrenalin sanki size hadi biraz daha çalış diye meydan okur ve siz de daha fazla ağırlık basarsınız. Ancak böyle bir durumda ertesi gün spor salonuna gitmek için mecaliniz kalmaz. Bu gibi durumlarda kendinizi kontrol edip her şeyi basite indirgeyin. Soğuk duş almak. Soğuk duş genel olarak sağlığınız için harikadır ancak bunun kaslarınızın antrenmandan kaynaklanan stresle başa çıkmasına pek yararı olmaz. Kaslarınızın doğru besinlerle beslenmesi, oksijen alması ve atıklardan kurtulması için daha fazla kana ihtiyacı olur. Oysa soğuk suyla duş almak vücudunuzdaki kan damarlarını hemen daraltır ve bahsettiğimiz bu süreci yavaşlatır. Spordan sonra kıyafetleri değiştirmemek. Aceleniz olduğu için hemen duş alabilseniz de her zaman kıyafetlerinizi değiştirin. Hafif ıslanmış kıyafetler bile zararlı bakteriler barındırır ve bunlar kaslarınızı etkileyip ağrılara sebep olur ve kasların kendini onarım sürecini yavaşlatır. Duşa girmede acele etme. Vücudunuzun egzersizlere başlamadan önce ısınmaya ihtiyacı olduğu gibi doğru şekilde soğumaya da ihtiyacı vardır. Bunu kontrol etmek aslında çok kolay. Nabzınız 90'a ya da biraz altına düşene kadar bekleyin ve ancak o zaman duşa girin. Doğru dürüst duş almama. Birçok insanın teri spor salonunda dokunduğunuz şeylere geçer. Bu yüzden duşta kendinize zaman ayırın.
Ayrıca her egzersiz aletinden sonra ellerinizi temiz ve hafif nemli bir havluyla silin ve spor salonunda geçirdiğiniz süre boyunca yüzünüze dokunmamaya çalışın. Spor salonundaki egzersizleriniz hakkında not tutmamak. Zaman içinde performansınız artar ve bu yüzden bazı egzersizlerin artık size fazladan bir yararı olmadığını fark edersiniz. Böyle bir durumda yaptığınız egzersizleri değiştirin. Zaten spor salonunda sürekli aynı şeyi yapmak iyi bir karar değildir. Antrenman programınız ara sıra değiştirebileceğiniz birkaç döngüden oluşmalıdır. Spor salonundaki diğer insanlarla konuşmamak. Paylaşmak önemlidir. Koşu bandındayken yaptığınız işe odaklanıp kulaklıklarınızı takmayı tercih etmenizi tamamen anlarım. Ancak egzersizi tamamladıktan sonra diğer insanlarla sohbete açık olun. Başkalarının deneyimleri kendi başınıza zamanla edinmeye çalıştığınız bilgilerden çok daha değerli olabilir. Ama başka birinin egzersiz programını taklit etmeyin. Arkadaşınız spor salonunun eski bir müdavimi olsa bile tavsiyeleri size uygun olmayabilir. Birinin tavsiyesini ancak ikinizin de hedefi aynı olduğu takdirde alın. Çünkü vücutçuların uyguladığı bir program amacı biraz kilo vermek olanlara uygun olmayabilir. Araştırma yapmamak. Kahvaltınız 10 yumurta ve buharda pişmiş tavuktan mı oluşacak, yoksa öğle yemeğiniz sadece bir avuç tahılla bir tane elmadan mı ibaret olacak? Acaba ağır kilolarla çalışmaya mı başlamalısınız, yoksa yoga derslerine mi katılmalısınız? Sanırım farkı anladınız. Doğru antrenmanı yapmanın tek yolu yoktur. Bu yüzden siz kendi yolunuzu belirleyin. Kas ağrılarını hafifletmek için hap kullanmak. Bunu yapmak sağlığınız için tamamıyla zararlıdır. Her iltihap önleyici ve ağrı kesici hap, kasların onarım sürecini yaklaşık 7 saat geciktirir. Evet, hap aldığınızda ağrı hissetmezsiniz ancak bu antrenmanınızda ilerlemenizi engelleyecek ve sağlığınızı riske atacaktır. Spor sonrası kasların onarımında antioksidanların yararı olmaz. Basınçtaki herhangi bir artıştan sonra vücudunuz oksidatif stres denen bir şey yaşar. Bu süreç kasların doğal olarak onarımını yavaşlatır. Bazı insanlar bunun üstesinden gelmek için antioksidanlar alır. Ancak vücudunuzun egzersizlere uyum sağlaması için oksidatif stres çok önemlidir. Mesela meyve yemek bu süreci hızlandırıp atlatmakta yeterince etkilidir. Bir günü istirahate ayırmamak. Sıkı çalışmak vücudunuza zarar vereceksiniz demek değildir. Vücudun haftada bir ya da iki gün dinlenmeye ihtiyacı vardır. Ama bu günü de tembel tembel geçirmenin gereği yoktur. Dinlenme gününde ağır egzersizlerden kaçının, esneme hareketleri yapın ve hafif tempoda uzun bir yürüyüşe çıkın. Bunları yaparsanız spor salonuna dönünce kendinizi tazelenmiş ve daha fazlasına hazır hissedersiniz. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolar da burada. Sadece sola veya sağa tıklayın ve hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle hoşça kalın.